İyi akşamlar efendim. Yine bir tıp dünyasında sizlerle birlikteyiz. Tabii her hafta olduğu gibi yine bu hafta çok saygın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla birlikteyiz. Tabii onunla çok fazla sohbet edeceğiz öncelikle. Sonra da bir miktar tıp konuşacağız. Tabii siz de merak ediyorsunuz. Bu akşam bizim konuğumuz Doktor Erkut Aşıcıoğlu. Benim de akrabam. Lefke'den çocukluk arkadaşım. Kendisinin atmış olduğu taş halen daha kafamda duruyor izi. Bu manada da kendisi çok programlara katılma konusunda cimrilik yapıyor ve bizim programımıza katılmayı da çok teşekkür ederiz. Kabul etti, geldi. Biz güzel sohbet yapmaya bize fırsat tanıdı. Efendim bu akşam sizinle neleri konuşacağız? Biraz kalp konularını konuşacağız, tansiyon konuşacağız. Nasıl tedavi edebiliriz, nasıl korunabiliriz bahsedecek Erkut Bey. Bir miktar kolesterolları konuşacağız. Benim de öyle bir sorunum var, kendisine burada danışacağım, bakalım bize nasıl cevap verecek. Aynı zamanda bir bypass ameliyatı, anjiyolardan, stentlerden, kalp krizinden bahsedeceğiz. Yani kalple ilgili sorularınızı yanıtlamak için biz burada olacağız. Bize soru sorabilirsiniz, canlı yayına katılabilirsiniz, sorularınızı da bekliyoruz. Sevgili Erkut'a da ben hoş geldin diyorum. Hoş Nasılsın? Bulduk. Teşekkürler, seni sevindim. Teşekkür ederim. Sevgili Erkut, yıllar önce beraberce Lefke'de, önce bahçelerde saklandık hatırlarsan. Sonra beraberce esir düştük. Esir düştük. Sinema. Evet, sinema maceramız var. Kapalı sinemada, Lefke Belediye Sineması'nda. Evet. Tabii Mutlu Barış Hareketi sonrası da çocukluğumuz yine senin nene ve dedelerinin, tabii benim nene ve dedelerimin bahçeleri ve artı onların bahçeleri çok komşuydu birbirlerine. Güzel bir ve çocukluk. Çok güzel bir komşuluktu Hür, bu. Hür, özgür, hep çocuğun öyle. Aslında yaşaması gereken bir ortamdı Lefke. O ceviz ağacını hiç unutmuyorum. Evet. Buradan da yad etmek istiyorum. Hasibe teyzeyi, Niyazi amcayı. Onlara Allah rahmet dilesin. Allah rahmet eylesin. Yine yaşıyor Enver dayı herhalde. Evet, Ayşe teyze. Enver dedem yaşıyor. Yaşıyor. Ayşe nenem hala hayattalar. Çok şükür, iyiler. Bizi hala çok çektiler ama Erkut. Yani onu hep söylemek istiyorum. Evet. Çok farklı günlerdi. Çok farklıydı ama şimdi de güzel. Çok da farklı bir ortam ama. Yani şimdi tabii farklı sorumluluklar, farklı yükümlülükler Lefke mevcut. Lefke birazcık göç aldı tabii. Gençler birazcık Lefke'den göç ediyorlar ama yine de Lefke eski Lefke. Yani pek bir şey değişmedi. Ben bir anımızı anlatacağım. Sana da bir sürpriz yapacağım şu anda. Ve o anımızı da hiç unutmuyorum. Sen hatırlayacaksın. Bu taş meselesi de doğrudur ama bu arada onu da söyleyeyim. Nasıl olduğunu hatırlar mısın bilmiyorum. Tabii bizler zamanında işte çok güzel bir ortam olmak üzere Lefke'de, bahçelerde kuş avlardık. Sizin bahçede de bayağı bir incir kuşları, sarı incir kuşları mevcuttu. Hasibe teyze de orada bize, oğlum bak bu ağacın altına gelir, şu ağacın altına gelir diye bize de yol gösterirdi. Yine yeğenin Tarkan, buradan da hemen de söyleyelim. Salih bizim arkadaşlardan doktor oldu, o da şu anda kulak burun boğaz uzman oldu. Evet. Türkiye'de ana vatanda hizmet veriyor. Yine Türker, o da şu anda Mausa'da aynı şekilde çocuk doktor olarak çalışıyor. Mehmet arkadaşımız patolojide. Bunları da hep yad edelim. Neyse orada da selam buradan. Bir kalif kurduk. Çocukluk anısı ya. Bir başka yere de başka kalif kurdu ve orada havalı tüfekle kuş bekleyeceğiz. Tabii biz bu bekleme sırasında canı sıkılanlar başladı birbirine atışmalar yapsın. Sen de o dönemde Lefke'deydin. Bir kuş gördün, ya yeter artık dedin. Aldın taşı, kuşa atmaya çalıştın. Biz de hangi taşı nereye attı diye havaya bakarken taş dönüp tabii bulacağı kuş olmadı. Yani enteresandı, güzeldi. Çok güzel günlerdi. Yani, çok güzel. Hasibe nenem, Niyazi dedem kendilerini Lefke'ye adamış insanlardı. Evet, çocuklarına adamış insanlardı. Keza Ayşe nenem, Enver dedem de şu anda hayatta var. Yıllardır görmedim ben onları, biliyorsunuz. Buradan selam söyleyelim. Evet, ellerinden öpüyoruz. Evet, evet. Ellerinden öpüyoruz. İyiler.
İyiler. Güzeller. Değişik günlerdi, evet. Erkut'um. Sonra bir tıp fakültesi maceramız oldu. Evet, birlikte Ankara Tıp Fakültesi, evet, maceramız gittik, oldu. Bir Ankara'da oldu. Ve sevgili ülkemize döndük. Geri döndük. Vallahi yani ne günler. Güzel. Evet efendim, böylelikle de geçmişi bir yad ettik sevgili Erkut'la. Tabii şu anda ne kadar görüşüyoruz derseniz, işte programdan önce biraz görüştük. Geceleri eve gidip çocuğumuz bizi görüyorsa ne mutlu onlara diyoruz. O da yoğun, ben de yoğunum. Peki sevgili Erkut, öncelikle sen bir kardiyoloji uzmanısın, evet. Kalbimizin doktorusun. Evet. Kuzey Kıbrıs'ın en önemli sorunlarından biri kalp, doğru, olduğunu, doğru, söyleyebiliriz. Bir onkologla bir kardiyolog bir araya geldi. Bir araya geldi, evet, sonunda. Ve en büyük problemleri ülkenin bu iki hastalık. Tabii herkesin kalp hastalığıyla ilgili bilmesi gereken bir sürü de noktaya değineceksin. Siz bir kardiyolog olarak nelerle uğraşıyorsunuz? Bir hasta portföyünüzden ne gibi şikayetlerle size insanlar geliyor? Açıkçası gün içinde meşguliyetiniz nasıl oluyor? Biraz insanlara tanıtalım. Evet. Kalp doktoru olan, diğer ismiyle kardiyoloji bölümü ne işle uğraşıyor efendim? Şimdi kardiyoloji dendiği zaman kalp hastalıkları uzmanlığı sadece ya bir kalptir, ne kadar geniş olabilir diye bir düşünceye sahip olanlar aslında yanılıyorlar. Çok geniş bir bilim dalı. Kalbin hem yapısal hem damarsal, tansiyonla ilgili, kolesterolle ilgili birçok dalı var. Çocukluktan gelen rahatsızlıklarından tutun da, gerçi bunlar daha çok pediatri kardiyoloji dalına giriyor bunlar. Evet. Daha sonra edinsel kalp hastalıklarına kadar çok geniş bir yelpazede kalp hastalıkları. Açıkçası ülkemizde de kalp problemi çok fazla gerçekten ama evet. Bu kalp problemleri, hani hekimlerin artması ve teşhis ve tedavi yöntemlerinin gelişmesinin artışına mı bağlı bir artış var? Göreceli bir artış onu var. Onu da söylemek zor. Tabii. Onu da söylemek. Peki çok size ne şikayetle geliyor insanlar? Yani tansiyonum mu var diye geliyor? Vallahi kolesterolüm şimdi, mu var diye geliyor? Açıkçası genel anlamda ne şikayetle karşılıyorsunuz? Kuzey Kıbrıs. Yani bir şikayeti olduğunda ne şikayetle size bir insan gelecektir dinleyenlerin arasında? Hangi şikayetler sizin alanınıza geliyor? En fazla bize geldiği şikayetleri insanların göğüs ağrısı. Evet. Göğüste bir sıkıntı hissi. Omuz ağrısı, kol ağrısı. Yani göğüs bölgesinde olan her türlü ağrıda doğal olarak insanlarımız önce kardiyoloğa başvuruyor. Tabii. Kolesterol yüksekliği toplumumuzun zaten büyük bir kesiminde var. Bu sedanter hayatımıza da bağlı, yeme alışkanlığımıza da bağlı, içinde bulunduğumuz stresli ortama da bağlı. Birazcık da genetik yatkınlığımızda. Biraz de ki biz de rahat edelim. Şu anda evet. Karşında da kolesterol yüksek bir adam duruyor. Hep sedanter hayat falan değil mi? Açıkçası bunların tümüne bağlı. Tansiyon, maalesef biz tansiyona sinsi katil diyoruz. Evet. Tansiyon problemim var diye insanlar pek gelmiyorlar. Çünkü evet. Bunu hissetmiyorlar. Kendileri hissetmiyorlar. Ancak tesadüfen bir tansiyon artışı veya işte yoğun baş ağrıları, biliyorsun önce yoğun baş ağrıları, ya stresim vardı, sinirlendim, gerildim, biraz hava sıcaktı, bizimki gibi ülkelerde tansiyon birazcık atlanıyor. Halbuki toplumun üçte birinde tansiyon problemi mevcut ama maalesef bunların %50'si teşhis alıyor. Bu %50'nin de %25'i tedaviyi kabul ediyor. Kalan bu %25'in de sadece %50'sinde verilen tedavi başarılı, doğru kullanılabilir. Peki nedir tansiyon Erkut? Yani hepimiz ağzımıza belki de pelesenk yaparız. Evet, tansiyon şimdi, diyoruz ama nedir tansiyon? Şimdi bu tansiyon olayı biliyorsunuz kalp damarlarının veya normal vücut damarlarının içerisinde bir kan akışı var. Bu kan akışını sağlamak için belirli bir basınç lazım. Normalde de damarlar içerisinde belirli bir basınç vardır, mevcuttur. Biz buna normal basınç diyoruz. Nedir bu normal basınç? Hani sistolik, yani halk arasında büyük tansiyon dediğimiz basınç 120, yani 12. Diastolik kan basıncı da halk arasında yine küçük tansiyon diye bilinen tansiyon da 80 milimetre civarı, yani 8 civarında olduğu zaman. Bu hani sağlıklı insanlarda 130'a 80'e kadar biz normal ama hani artık 140'a 90 olduktan sonra da ve hep böyle devam ederse alınan bütün önlemlere rağmen
biz buna artık yüksek tansiyon, yani hipertansiyon diyoruz. Yani bazen insanlar heyecanlandıklarında tansiyon yükselir gibisinden düşünebilirler. Siz devamlı tedavi gerektirecek bir tansiyon yüksekliğini nasıl karar verirsiniz? Yani bu tansiyon artık bakın, yüksektir, tedavi endikasyonu vardır dersiniz veya bu gelip geçici bir hadise midir? Bilemediğim için soruyorum. Şimdi hayır, eğer kişinin normal ortamının dışında bir ortamla karşılaştığı bir dönemse, evet, öncelikle kontrol altında o dönemi geçirmesini bekliyoruz. Evet. Ve sürekli kan basıncını ölçüp monitörize ediyoruz, sürekli takip ediyoruz. Evet. Bunun dışında eğer o kişinin hayatına ekstradan negatif yönde herhangi bir müdahale yoksa, bu psikolojik olabilir, maddi olabilir, iş hayatıyla veya özel kendi hayatıyla olabilir veya yeme alışkanlığında da bir problem yoksa, bir değişiklik yoksa, evet, değiştiremeyeceğimiz bazı risk faktörleri, evet, vardır. Bunu tekrarlamakta yarar var. Kesinlikle. Kalıtım bu faktörlerden bir tanesi. Yaş ve cinsiyet, evet, bu faktörlerden diğer ikisi. Ve bahsettiğim rahatsızlık durumları da bizim değiştiremeyeceğimiz risk faktörlerinden. Evet, diyabet gibi. Diyabet gibi. Evet. Şimdi yalnız değiştirebileceğimiz risk faktörleri de vardır. Evet. Obezite dediğimiz halk arasında şişmanlık olarak bilinen, evet, rahatsızlık, bu bir rahatsızlıktır. Önce bunu kabul etmemiz gerekir. Tansiyonla obezite aynı anda. Aynı anda olduğu zaman fazla kiloların, kan basıncının artışı üzerine ciddi faktörleri olduğu, bunlar kanıtlanmıştır. Evet. Ve ülkemizde de son zamanlarda ciddi artış gösteren diyet uzmanlığı da ayrı bir bilim dalı olarak görülmeli. Ve bu kişilerden de diyetisyen veya diyet uzmanlarından da destek, görüş ve destek alınmaktan hiçbir şekilde kaçınılmamalıdır. Biraz da yürümeliyiz de. Ona geleceğim. Tamam. Ona peki. Geleceğim. Şimdi ülkemizde sigara bir diğer değiştirilebilir kötü faktör. Kötü faktör. Evet. Sigara içiyor musun Ertuğrul? Sigara içmiyorum. Ha, tamam. Teşekkür ederim. Sigara konusunda ciddi şekilde önlem almaları gerekiyor. Niye önlem almaları gerekiyor? Çünkü sigara damarlar üzerinde esnekliği azaltıcı, damar üzerinde yıpratıcı bir etkisi olduğu için sigarayı bırakmaları gerekiyor. Stres faktörü, ki ülkemizde bu çok fazla. Stres faktörünü değiştirebiliriz hayatımızda bazı küçük küçük değişiklikler yaparak. Yine yeme alışkanlıklarımızdan, maalesef biz yemeğin tadına daha bakmadan yemeğe tuz ekler bir toplumuz. Ya, ya. Onu söylediğim için kayınvalide ev almadı beni geçen gittim de. Nasıl korkmayalım, sen de söylüyorsun. Açıkçası çok yani, zor bir durum yani. Tuz alımında bir azalma veya eğer çok yüksek olduğu dönemlerde tuz alımının sıfırlandığı durumlar olabilir. Açıkçası bir de sedanter hayat dediğimiz hareketsiz yaşam. Hani bir hastam vardı benim. Ya doktor bey dedi, affedersin neredeyse tuvaleti bile arabamızda gidiyoruz. Aynen dedi. Öyle oldu. Aynen öyle. Öyle bir toplum olduk dedi. Yani gidebileceğimiz yere, eğer havada güzelse, çok soğuk veya çok sıcak havalar dışında, güzel havalarda hani 100 metre 200 metre daha uzağa park edip gideceğimiz yere en azından hani vaktimiz yoksa o mesafeyi yürüyerek kat etmek bile o sedanter hayatımızda birazcık farklılaşma. Ama yaratın, bizim önerdiğimiz en az haftada 3 gün 30 dakikalık yürüyüş yapmak özellikle. Tansiyon çok iyi ciddi biliyorum. Etkileri. Bunu da kolesterol için bana da çizmiştin bunu. Evet. Sevgili Erkut, biraz sonra seninle birlikte biraz da kolesterola değineceğiz. Ben çok teşekkür ederim böyle spot olarak bilgi verdiğin için. Yönetmen arkadaşımız uyardı. Reklamlara girecekmişiz. Reklamlar sonrası yine sizinle birlikte olacağız. Mustafa Bey, sorunuzu unutmadık. Sizin sorunuza da cevap vereceğiz efendim. Reklamlar sonrası tekrar görüşelim diyoruz. Efendim tekrardan iyi akşamlar. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için bu akşam sizinle birlikte tıp dünyasında Erkut Aşıcıoğlu arkadaşımla birlikteyiz. Kendisi kardiyoloji uzmanı. Lefke'den benim çok değerli bir yeğenim, değerli bir dostum. Bir güzel eski anılarımızdan sohbet ettik. Tansiyonu konuştuk. Sürekli bir hastalık olduğunu irdeledik ve tansiyon hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiğini altını çizerek ifade etmeye çalıştık. Bir miktar tedavisinden bahsettik. Ve ikinci bölümümüzde kolesterol
yükseklikleri, HDL ve LDL'yi konuşacağız. Biraz koroner arterlere, kalp krizlerine, kalp sorunlarına gireceğiz. Ve Mustafa Bey'in de stent takılan hastaların nelere dikkat etmesi gerekir konusuna da ileriki dakikalarda cevap vermeye çalışacağız. Evet sevgili Erkut. Evet. Kolesterol nedir? Bu HDL, LDL olayları nedir? Neden benim HDL, LDL'm yüksek arkadaş? Söyle bakalım, ne yapacağız biz bunları? Toplumda da çoğunun yüksek olduğunu da duyuyorum. Evet. Yani şimdi kan yağları kolesterol ve trigliserit diye ikiye ayrılıyor. Evet. Kolesterolde LDL kolesterol halk arasında kötü kolesterol. Hatta bazıları yüzüme baka baka kötü kolesterol diyorsun değerli arkadaşlar. Bazıları peki, akılda kalıcı olması için lanetli LDL, lanetli kolesterol lanetli da diyorlar. Evet. HDL kolesterol de iyi kolesterol. Şimdi kolesterol normalde insan kanında bulunması gereken bir madde. Hücre zarları yapımında, evet, ve hormonların yapımındaki bunlar büyüme ve gelişmeyi sağlıyorlar. Bir miktar da dışarıdan alınıyor. Vücutta üretiliyor, bir miktar da dışarıdan alınıyor. Şimdi kolesterol tüm hayvansal gıdalarda var. Evet. Yani hani şunda yok, bunda var ama bitkisel besinlerde ve bitkisel yağlarda kolesterol yok. Şimdi LDL kolesterol niye kötü kolesterol? Niye yüksek onu da geleceksin herhalde biraz sonra, bekliyorum dört gözle. Şimdi LDL kolesterol kan yağlarını damar duvarlarına götürüp orada yerleşimini sağlayan ve plak dediğimiz oluşumları sağlayan kolesterol. Yani damar sertliği, yaratan kolesterol, LDL kolesterol. Tam lanetliymiş, doğru tam söyledin. Lanet. Amanın. Bunun yanında iyice korkutuyorsun bizi şu anda. Peki. Bunun yanında HDL kolesterol de iyi kolesterol. LDL kolesterolü damar duvarından uzaklaştıran kolesterol. Vay. LDL kolesterolü taşıyan. Ben de o dostlardan çok az. Ne yapacağız şimdi bunu? Bakalım izleyelim. Şimdi açıkçası kolesterol yüksekliği giderek dünyada çok önem kazanıyor. Çünkü her türlü rahatsızlıkla, özellikle de kalp damar hastalıklarıyla da birebir ilişkili bir rahatsızlık. Ya ne olacak? Yıllardır benim zaten kolesterolüm böyle, bugüne kadar da bir şey olmadım felsefesi çok yanlış bir felsefe. Çünkü plak oluşumu yıllar sürebilir. Yani damarda sertleşme olayı, oluşumu ve süreci yıllar sürebilir. Fakat plak çatlaması dediğimiz olay saniyeler içerisinde sertleşmiş damarın o plağın çatlayarak içinden pıhtılaşmak faktörleri serbest kaldığı anda saniyeler veya dakikalar içerisindeki bir kalp damarı tıkanıp kalp krizine neden olabilir. Veya beyin damarı tıkanıp. Veya beyin damarı tıkanıp felçlere neden olabilir. Şimdi ben bunu böyle bir dertlendik Erkut, dinliyorum seni. Peki. Şimdi ben bunu aslında mısır tanelerine benzetiyorum. Bir tencerenin içerisindeki mısır taneleri. Bu mısır tanelerinin aldığınız önlemlerle, kullandığınız ilaçlarla altındaki ateşi ya kısarsınız, tamamen kapatırsınız ve plak çatlama olayını minimuma indirger veya tamamen ortadan kaldırırsınız. Ya da ateşi iyice açar, bu mısır tanelerinin çok erken bir zamanda patlamasına neden olursunuz. Kaba da sığmadan dışarı çıkar. Mısır tanelerinin ısınması çok uzun bir süreç alabilir. Yani plak, evet, oluşumuyla benzer bir olay. Ama, evet, patlayıp da tencereyi doldurması saniyeler içerisinde olur. Evet. Evet. Bu da bizim plak çatlaması dediğimiz olaya çok benzer. Benim, evet, çok benzettiğim bir olaydı. Evet. Onun için bu LDL, yani kötü kolesterolü ciddi şekilde kontrol altına alıyor. Peki nedir bunların yükseklik değerleri? Şimdi bakın, herkese göre değişen bir durum yoktur değil şimdi mi? Şimdi herkese göre değişen bir durum yok da risk faktörlerine göre değişen bir durum aslında vardır. Var. Peki. Örneğin risk faktörü var, kalp damar hastalığı kanıtlanmış, tansiyonu olan, şekeri olan bir hastada LDL kolesterolü mutlaka son yapılan yayınlarda 100'ün altına çekmekte yarar var. Hani hiçbir rahatsızlığı olmamış, genetik yatkınlığı olmayan ama kolesterolü maalesef yüksek olan vatandaşlarda da biz bunu 100'ün, 130'un altı diyoruz. Ama 100'ün altına çekmek daha ideal. Nasıl yapıyorsunuz onu arkadaş? Şimdi dönüp şöyle sana bakıyorum. Nasıl çekiyorsunuz onu da bize biraz bahset. Çünkü normalde geçen gün giderek bir kanıma baktım.
bir bakıyoruz HDL 40'larda bir örnek olsun diye izleyicilere evet. söylüyorum. HDL işte 50'lerde, LDL ise 160'larda, kolesterol ise 200 civarında, 200 aşmamış, 200 civarı, 210 muydu öyle bir şey. Bir rakam çıkıyor. Yani, şimdi bakıyorsun, bir de baktım dedim ki ya bu tetkik yapanların genelde nasıl çıkıyor sonuçları? Aşağı yukarı toplumda belki bir hastalığı var mıdır yok mudur bilmiyorum o saat baktığım kişilerin genel sonuçlarını ama aşağı yukarı bu rakamlarda çıkan gruplar var ülkede şimdi, çoğunluk var. Ne yapıyorsunuz? Kayınvali de seni demek ki çok güzel yediriyor. Allah ya bu akşam gittik zaten. Şimdi total kolesterol evet. dediğimiz kolesterol 200'ün altında evet. olması lazım bir kere. Evet. 200 ile 220 arası biz hani sınırda yüksek 220'nin üzerinde. Bunlar bazen bazı yayınlarda 240'ın üzeri diyorlar ama evet. Ben 220'yi baz alıyorum. Sınırda yüksek ve 220'nin üzerinde yüksek kabul ediyoruz. Evet. Bunun yanında LDL kolesterol, lanetli veya kötü kolesterol evet. dediğimiz kolesterolü de hiçbir risk faktörü olmamış bir insanda 130'un altına indirmekte ama risk faktörleri yüksek hatta kalp damar hastalığı olanlarda artık 80'lerin altı konuşuluyor 90'ların altı konuşuluyor trigliseritlerde de 150-160 arası sınırda ama yüksek sayabileceğimiz rakam artık 180-200'lerin üzerinde olması. Evet, olması. Peki nasıl çekiyorsunuz ilaçtan önceki tedavi yöntemleriniz neler? Şimdi risk faktörlerini biraz önce tansiyonda saydığımız evet. risk faktörlerini bir kere ortadan kaldırmak lazım. Bu kolesterol içinde yüksek kolesterol düzeyleri evet. içinde çok yerinde bir davranış olacak. Öncelikle yeme alışkanlığımızı değiştirmemiz lazım. Arkadaş bana bakıp söylüyorsun. Son dönemde aç kalıp duruyoruz yani. Olacak iş değil. Sigara alışkanlığımızı değiştirmek lazım. Bunlar hep değiştirebileceğimiz evet, onlar, risk evet. faktörlerimiz. Tansiyon ve diyabet konusuna çok özenle eğilmemiz lazım ki. Hani burada ama bir şey söyleyeceğim lütfen. Yani şimdi onu da değinelim. Bir şeftali kebabımız var. Yani şöyle yani o şeftali kebabı da böyle arada sırada da yenmese de olmaz da. Ne kadar sürede bir böyle bir tane alırsanız bir şey olmaz dersiniz. Vallahi şimdi hayvansal gıdalar direkt kolesterol içeriği mevcut. Ne yazık ki öyle. Evet. Ne yazık ki öyle. Ama hiçbir zaman hayvansal gıdalar almayacağız diye bir şey yok. Yok. Bunun belirli süresi var. Diyet uzmanlarımız bunu ayarlayabiliyor. Evet. Izgarada yağ aşağıya akmış, kendisi evet. yağında pişmeyen evet. Etlere protein içeriği olarak zaman zaman müsaade ediyorlar. Hiçbir zaman etsiz bir diyete geçiş eğer evet. vejetaryen değilse zaten yapılmıyor. Evet. Peki sevgili Erkut, tabii bu düşürmeyi, LDL düşürmeyi tedavi öncesi, ilaç öncesi çünkü sürekli kullandığınız ilaçlar da var. Ben seninle çok sohbet ederken bunları konuşmuştuk. Ondan önce bir herhalde diyetten sonra bir spor gibi bir şeyler de sedanter hayat da bu değiştirebileceğimiz evet. faktörlerden. Şimdi haftanın en az 3 günü 30-40 dakika yürüyüşle diyet uzmanı veya kendisi diyetine uyarak ve tansiyonunu, şekerini normal düzeylerde tedavisini aldığı zaman yani kişi dört dörtlük ödevini yaptığı halde, evet, sigarayı da bıraktığı halde, hala kolesterol... Sevgili izleyiciler, izliyorsunuz, dört dörtlük ödevimizi yapmamız lazım. Ödevimizi yapmamız gerekiyor. Evet, Erkut ama Bey, çok önemli bu. Ödevimizi yaptığımız halde evet. hala kolesterol yüksekliğimiz mevcutsa, kalp damar hastalığıyla birebir ilişkili olduğu için ve diğer organların damarlarıyla da tedavi için çok fazla da beklemek doğru değildir. Doğru. Değil. Evet. Onun için bizim birinci sırada statinler dediğimiz ilaçlarımız var. Atorvastatin. Tedaviye girmeyelim istersen evet, burada. O tüm onu bir ilaçlar, kardiyoloji doktoru arkadaşla görüşerek başlamalarında belki evet, daha fazla. Evet mutlaka hekimine danışacak başlayacak. Ve hekimin kendisine önemli. Önerdiği. Evet şimdi bakın eğer siz ödevinizi yapmazsanız dışarıdan istediği kadar özel ders aldırtın çocuğunuza. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi kalmıyor. Burada ilaç kullanıp ödevimi yapmamak gibi bir hakka sahip o da mümkün değil. Ödevinizi yapmadığınız zaman sadece öğretmenin verdikleriyle bir yere kadar gelirsiniz. Evet, mutlaka evet. ödevinizi efendim, ödev çok yapacaksınız. Kötü bir şekilde bizim de boynumuza bindi şu anda. Onun için ben seninle sohbet ettikten sonra haftada 3 günden fazla da bazen 4 gün olmak üzere 5 gün olmak üzere spor yapmaya başladık. Güzel. Ve yürüyüş yapıyoruz. 30 dakika terliyorsunuz. Çok stresli bir ortamdan sonra çok daha güzel bir yöntem oluyor.
çoğu tanıdık, çoğu sevdiğimiz kişi de yürüyüş yapıyorlar temiz havada. O da çok hoş bir durum. Sosyal aktiviteyi de artıran bir unsur, evet, yürüyüş. Evet, çevresel öyle. Güzel faktörleri güzel. Yaşamak. Senin ve benim gibi insanlara bu çok fazla geç vakit biraz geldiğimiz zor. İçin çok zor oluyor. Ama bir şekilde yapın. Diyetinize dikkat edin lütfen. Bu çok önemli ve tuzdan kaçının diyoruz. Biraz da bu koroner arterlerimize gelelim. Nedir bu koroner arterlerimiz? Bizim yaşama bağlayan evet. Ve senin hasbelkader anjiyo yaparken senin ve senin meslektaşlarınla kardiyolog arkadaşlarla birlikte olduğunuz dakikalarda ben de çoğu zaman size oraya geliyorum. Ve çok da hoş, çok da güzel ve teknik açıdan da ileri teknikle işlerinizi yapıyorsunuz. Ama tabii o aşamaya gelmeden önce bu koroner arterlerimizi bir tanıyalım. Nasıl onları koruyabiliriz? LDL'yi konuştuk, tansiyonu konuştuk, onları biraz dışarıda bırakarak nasıl hastalıklar olur, erken nasıl tanıyabiliriz? Biraz koroner arterlerden şimdi bahsedelim. Şimdi koroner arterler kalbi besleyen damarlarımız. Evet. Çok ince yapılı olmalarına rağmen aslında bizi hayata bağlayan damarlar. Kalbimizi besliyor. Evet, kalbimizi besliyorlar, bizi hayata bağlıyorlar. Çapları yaklaşık 2-3 milimetrelik çapları 2-3 var. 2-3 milimetre. Evet, çapları var. Bizler 2-3 milimetrenin üzerinde yaşıyoruz. Evet. Şimdi yani hayat evet. ince ve bütün çevresel olumsuz evet. faktörleri ortadan kaldırarak kalp damarlarımızı spor yaparak koruma imkanı. Yalnız burada genetik yatkınlık ve mevcut hastalıkların da etkisiyle özellikle evet. bizim ülkemizde diyabet ve tansiyon çok önemli. Evet. Diyabet çok sinsi bir rahatsızlık. Hatta hiçbir şikayeti olmadan da kalp damarlarında problem yaşayabilen bir hasta grubumuz. Onun için diyabet yönünden hastaların mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Bunun yanında kontrol altında olmalarına rağmen mutlaka kendi hekimlerinin uygun görecekleri zamanlarda normal kişiler de bir kalp hastalıkları uzmanında en az yılda bir kez kontrollerini yaptıracaklar. Evet. Bunu altını çizelim. Yani yılda bir kez kardiyoloji uzmanına bir kez hastalığı yoksa, varsa daha da sık yapılması. Varsa o yine hekiminin belirleyeceği aralıklarla yapılması gerekiyor. Evet, peki size geldiğimiz zaman bizi çıkarıp bir bantta koşturtuyorsunuz. Evet. Terletiyorsunuz. Yani olacak iş değil. Nedir bu bant? Efor testi diyorsunuz. Ne amaçla yapıyorsunuz? Şimdi efor testinden önce istersen birazcık ECO'dan bahsedelim. Tabii. Çünkü bizim kalbin anatomik yapısını gördüğümüz, kalbi canlı olarak ekranda gördüğümüz ve kalbin içerisinden ses dalgaları kullanarak hamilelere ve çocuklara da hiçbir zararı olmayan bir ultrason cihazıyla, özel bir ultrason cihazıyla kalbin yapısını, kalbin içini, kapakçıkları, kalbin içinden geçen kan akışını ve basınçlarını alabildiğimiz bir cihaz. Öncelikle kalbin yapısal problemlerini veya daha sonradan kazanılmış romatizmal rahatsızlıkları, kapakçık problemlerini veya kalp krizinden sonra tıkanmış olan damarın beslediği bölgeye kan gitmemesi nedeniyle etkilenen kas yapısını oradan kalp krizi görüp, sonrası, kalp krizi çıkan. Sonrası kalp ne kadar etkilenmiş, ne kadar etkilenmemiş bunları dahi görebildiğimiz yüksek teknolojili bir cihaz. Şimdi efor testi denince de kalbin damarsal yapısının kalp kaslarına sunduğu bir kan miktarı vardır. Eğer siz kalbi yorarsanız bu kan ve oksijen ihtiyacı doğal olarak artırmış olacaksınız. Evet. Ve eğer daralmış, belli bir oranın üzerinde daralmış bir kan damarı, koroner arter varsa, siz hasta o olmuş. Bölgeye, evet. hasta olmuş bir koroner arter varsa, siz o bölgeye daha az oksijen ve daha az kan miktarı gideceği için kişi ya rahatsızlık hissedecektir efor testinde veya kişi hiçbir rahatsızlık hissetmeden o anda elde ettiğimiz kalp şeritlerinde, elektrolarda değişiklik göreceğiz. Tabii bu kesin mi Erkut diye sorarsan %100 değil. Sonuç vermiyor maalesef. Evet. %85'lerde, %90'larda yine de çok kadar iyi, değil çıkabiliyor mi? Bazen. Evet. Ama %80-85'ler daha doğru bir oran olur zannederim. Evet.
Bu da çok iyi bir rakam değil mi? Yani en azından evet, yani en azından hani hiçbir rahatsızlığı olmayan bir hastanın hekim tarafından check-up maksadıyla, evet, kontrol edilme maksadıyla uygulanabilecek bir yöntem. Her yıl bunu yaptırmayı siz öneriyorsunuz normal bir evet, hekimi bir uygun görüyorsa, eğer evet, yürümesinde bir maruzatı yoksa, diz problemi, eklem problemi ve bacaklarında bir problem veya işte bel fıtığı, omurilikle ilgili bazı problemleri yoksa bunu öneriyoruz. Evet. Hani yürüyemeyecek pozisyonda olan hastalara da biz daha ileri tetkik olan talyum sintigrafisi dediğimiz koldan talyum denilen bir madde verilerek kalbin görüntülerinin değişik açılardan alındığı bir cihaza sokabiliriz. Bunun hem yürüyüş yapılarak var, bir de yürüyüş yapmadan şeklinde yapılabiliyor. Ama her zaman standart kullandığınız daha az bir teknik değil. Açıkçası. Evet, evet. Bizim şimdi rutin kontrollerde direkt efor testi evet, yapıyoruz. Ben tabii ki biraz sonra anjiyo ve stente de gireceğim ama burada bir öykümü anlatmadan yapamayacağım. Tabii yılda bir muhakkak kalbinizi kardiyoloji doktorlarına açmanız gerekiyor. Evet. Biz de her yıl kalbimizi gidip kardiyoloji doktorlarına muhakkak açıyoruz. Ve onların da değerlendirmesini istiyoruz arkadaşlarım. Ama efor testini de her yıl yapıyoruz. Bu da çok güzel bir olay. Tabii ki bizim arkadaşlar her zaman yaptıkları gibi bir muziplik yaparak bitmeyen bir efor testine giriyorum genellikle. Koşuyorsunuz, koşuyorsunuz, bitmiyor, bitmiyor. Arkadaşlar diyorum ki ya bunun bitişi nerede? Bu kadar koşulur mu diye. Yok, ama dedi, bizim efor testimiz birazcık sağlam efor oluyor. Son iki dönemde de böyle olmuştu. Evet, o kişinin yaşına göre değişen rakamlarda belli bir kalp hızına ulaşana kadar açıkçası iki kişiyi koşturuyoruz. Bir yazı da gördük. Evet, son dakika evet, haberi var galiba. Bir deprem olduğu söylendi İstanbul'da. Umut ederim bir yıkım ve herhangi bir can kaybı evet, olmamıştır. Gerçi çok yüksek görüntüsü yok belki ama bunlar biliyorsun sadece Richter ölçeği değil, evet, derinlik önemli, işte bir süresi önemli yıkım açısından. Yüzeye ne kadar yakın olduğu, yakınlık olduğu önemli. Evet. Umut ederiz, dileriz bu bir can kaybı veya bir mal kaybı yapmamıştır. Evet, evet sevgili Erkut, süremizin sonuna doğru yaklaşırken biraz da anjiyo işleminden bahsedin. Sizi böyle beyaz veya mavi giysilerin içerisinde kişilerin kalplerine bir kateter soktuğunuzu da görüyoruz. Evet. Yani yetmez mi size kalbimizi açıyoruz. Bir de kalbimize balon şimdi koyuyorsunuz, stent evet, koyuyorsunuz. Yani bir anlamda kalbimizin damarının içine bile giriyorsunuz. Giriyoruz. Nedir bu efendim? Şimdi açıkçası ülkemizde şu anda kardiyoloji alanında geldiğimiz nokta birçok Avrupa ülkesi ve Türkiye ile de eşit seviyede. Ne güzel. Bunu duymak çok güzel. Tabii ki bu emekle olabilecek bir şey. Tabii. Gerek yöneticilerimizin verdikleri destekle, evet, gerekse çok deneyimli ve çok genç bir ekibimiz var. Bu ekibimizle ve bakanlığımızın da bizim ihtiyacımız olan cihazları bize sunmasıyla şu anda halkımıza ciddi şekilde, eksiksiz bir şekilde hizmet verdiğimizi düşünüyoruz. Şimdi çok ciddi testlerinde şüphelendiğimiz veya kalp krizi geçirmiş bir hastadan daha sonradan yapılacak olan adım bir koroner anjiyografi. Kasık atar damarından veya kol atar damarından uyuşturma tekniğini hastayı bayıltmadan kasık ve kol atar damarları kullanılarak daha yaygın bir şekilde yapılan ve bizim ince, biraz önce de sizin söylediğiniz gibi kateter dediğimiz küçük, ince bazı yapılarla gidip kalbi besleyen koroner arterin ağzına yerleşerek orada opak madde dediğimiz boyar maddeyi vererek kalp damarlarının görüntüsünü almak koroner anjiyografidir. Evet, riski var mı? Koroner anjiyografinde her şeyde olduğu gibi on binlerde bir sayılabilecek riskleri var. İhtiyaç olmadan anjiyo yapılması tercih ediyoruz. İhtiyaç olmadan sadece ama bir görüntüleme tekniği, bir kontrol veya check-up amaçlı kullanılması tabii ki doğru, girişimsel bir yöntem olduğu için kullanılmıyor. Çünkü
anjiyonun kendisinin ve daha sonra komplikasyonları da olan bir invazif giriş. Hekim önerdiği zaman hiç tereddüt edilmeden yapılması gerekir. Evet. Yapılın. Şimdi tomografi bu, de böyle bir evet, X ışınıdır, bir zararı vardır. Herkese tomografi çekmeyiz ama ihtiyaç olduğunda da çekilmesi şarttır. Çünkü sağlık açısından önemli. Biz görüntüleme yöntemi koroner anjiyografi yaparken şu anda ülkemizde anında tıkanmış veya daralmış olan damarı balon yöntemiyle veya stent yerleştirerek Mustafa Bey'de de yaptığımız gibi açma yeteneğine ve imkanlarına sahip. Nedir bu balon dediğiniz olay? Şimdi yani bakın, damarın içerisinde tıkanmış bölgeye özel bir çok ince tel ve bu telin ucunda sönük durumda olan bir balonla, biraz önce kolesterolden bahsettiğimiz o plak, o pıhtılaşma olayını, o bölgeye geldiğimizde ekrandan gördüğümüz yerde özel tekniklerle dışarıdan şişirip indirebiliriz. Ve o plak dediğimiz yapıyı damar duvarına yapıştırma, bakın ortadan kaldırma değil, yapıştırma imkanına sahibiz. Yani bir tek o kanalı açıyorsunuz. Kanalı açıyoruz. Oraya uzayan kısmını damara doğru itiyorsunuz. Damara doğru, damar duvarına doğru tekrardan geri yapıştırıyoruz. Şimdi biz bunu ortadan kaldırmadığımız için tekrardan o damarda daralma veya tıkanıklık olabileceği düşüncesiyle oraya stent dediğimiz, halk arasında kafes denilen yapıları yine aynı balon tekniğiyle, balonun üzerinde sönük durumda duran stent, yani ben bunu tükenmez kalemlerin içindeki yaylara benzetiyorum. Evet. Bu yapıları o bölgeye götürüp yine dıştan monitörler aracılığıyla o bölgede şişirip duvara yapışmış olan o pıhtı parçacıklarını daha da duvara yapıştırıp orada kalmasını, orada kalıcı bir açıklık sağlayabiliriz. Ama yine de o kafes denilen yapıların araları açık olduğu için burası eğer, çok önemli. Eğer yani kafes bütün, biz yerleştirdik o damar ilelebet açık kalacak bütün değildir diye, bir aralarında, bütün değildir. Aralarında boşluklar vardır. Evet. Ve tekrardan o kafesin içerisine doğru yürüyüşümüzü yapmaz, ilaçlarımızı kullanmaz ve ciddi şekilde yine genetik yatkınlığımız varsa tekrardan pıhtılaşma olup o bizim yerleştirdiğimiz stentler içerisinde de zamanla daralma veya tıkanıklık olabilir. Evet. Son yıllarda uygulanan ilaç kaplı stentler bu tekrardan o bölgede pıhtı oluşmasını ve o stentin, o damarın yine aynı yerden daralmasını veya tıkanmasını önlemek amacıyla ilaç kaplı stentler. Ne amaç yapıyor orada ilaçlarınız? Bu tamamen proliferasyonunu önleyip orada iyileşme sürecini, immünsüpresif bir ilaçtır çünkü oradaki. Evet. Ve orada tekrar aslında vücudun bir yerde reaksiyonunu kısıtlıyoruz, durduruyoruz o bölgede. Ve o yaranın kabuklaşmasını önlüyoruz. Çünkü o kabuk bizim tekrardan bizim başımıza problem olan tıkanıyor. O kabuğu yaratan da bizim kolesterol plağımız. Yani evet, zamanında dikkat etmediğimiz kolesterol kabuk yapıyor, kabuk damara doğru uzuyor ve orada tıkıyor. Ve tekrardan daralma bizim olabilir. Bunun evet, yanında çok enteresan. Evet. Tabii stent taktık, bu kadar mı? Hayır. Yürüyüşümüzü yapacağız. Diyet uzmanından yardım alacağız. Kesinlikle sigara içmeyeceğiz. Mevcut diğer rahatsızlıklarımızı, bu işte böbrek fonksiyonlarında olabilir, diğer rahatsızlıklar olabilir. Diyabet, yine endokrinolojik hastalıklar çok önemli. Sadece diyabet değil. Tansiyon ve diğer rahatsızlıklar da kontrol altında tutulduğu sürece tekrardan o bölgelerin daralması veya tamamen tıkanmasını oranını minimuma indirmiş oluruz. Aslında çok iyi bir iş yapıyorsunuz Erkut. Yani gerçekten biz burada hep latife de yaptık ama gerçekten çok insanın hayatını kurtarıyorsunuz. Ben çok iyi biliyorum bunu. İzleyiciler arasında da bunu iyi bilenler vardır. Belki de ameliyata gitmeden önce gitme ihtimalini o dönemde öteliyorsunuz. Belki hiç ihtiyaç olmuyor. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Biraz da bypass'tan bahseder misin bize? Ne amaçla bypass'a ihtiyaç duyuluyor veya bu bypass nedir? Tıpkı biraz önce ilaçlı ve ilaçsız stenti de bize açıkladığın gibi. Biraz da bypass'tan bahset. Ne aşamadan sonra biz bypass'a gidiyoruz? Evet. Ve son sorum da sana, bir göğüs ağrısının nasıl tanınacağını, çok zor bir soru olacak o çünkü. Evet, oraya girelim. Şimdi bakın. Mustafa Bey'in şeyini unuttuk ama sorusunu. Yok, Mustafa Bey'in bir yer, biraz değindim ben orada. Tabii. Mutlaka yürüyüşlerini yapacaklar. Diyetlerine dikkat edecekler.
Diğer rahatsızlıkları şeker veya tansiyon konusunda ciddi kontrol altında olacak ve mutlaka verilen ilaçları kullanacak. Peki. Nedir bypass? Şimdi açıkçası bizim her gördüğümüz bunu mutlaka hastalarımızın bilmesi gerekiyor. Herhangi bir daralma veya tıkanıklık bulunduğu zaman her daralma veya tıkanıklık balona veya stente uygun olacak diye bir kural yoktur. Yok. Evet. Ayrıca balon veya stente uygun bir daralma veya tıkanıklık balon ve stent işleminden sonra sık sık aynı yerde problem yaşanıyorsa bu tür hastaları mutlaka bypass ameliyatına vermek gerekiyor. Nedir bypass? Bypass ameliyatı daralan veya tıkanan bölgenin ilerisine göğüs bölgesini besleyen atar damarların veya bacaktan alınan toplar damarların aort atar damarına bağlanarak tıkanıklığın ilerisine tıkanıklık olmayan bölgeye bağlanması. Yani o tıkanıklığın bypass yapılması. Evet. Adı da oradan geliyor. Onu oradan almıyorsunuz ama. Orada kalıyor. Evet. Bypass sadece o daralmayı bypass yapıyoruz ve kanlanmayan bölgeye tekrardan kan taşıyoruz. Ölüm olmasın diye. Evet. Yani hani biraz da lefkede büyüdüğümüz için tıkanmış olan argı aşmıyoruz. Evet. Yan tarafına başka bir arka açıyoruz. Bu güzel bir yöntem. Evet. Ülkemizde de çok deneyimli, çok başarılı kalp damar cerrahi ekibimiz var. Evet. Yine onlar da onları. Evet, yine tabii. Onlar da bizim kullandığımız gibi en son teknolojiyi kullanıyorlar. Çok başarılılar. Çok özen ve çok ter döküyorlar, çok emek harcıyorlar. Onun için onlara da buradan teşekkürlerimi bildiririm. Biz 3 arkadaşımıza, 4 arkadaşımıza burada konuk etmiştik. Evet. Hayret içerisinde izledik. Bizlere çekim de yaptırdılar Burhan Nalbantoğlu'na gidip. İleriki günlerde yaz sezonu sonrası tekrardan böyle yine hep birlikte bir araya gelebiliriz. Vallahi kardiyologlarla birlikte kalp damar cerrahlarını beraber taşırsak o gece bizim için zor. Evet. Peki sevgili Erkut, sen çok güzel şeyler söyledin. Bir en sık gelen size hasta grubu göğüs ağrısı. Şimdi orayı en sona bıraktım çünkü yaklaşık 4-5 dakikamız var. Evet. Bir göğüs ağrıyan kişi tabii ki size başvuracak ama her göğüs ağrısı da herhalde bir kalple ilgili bir durum değildir. Kalp krizi, kalp spazmı, kas ağrısı acaba nedir? Nasıl ayırt ederiz? Çok zor bir soru muydu bu? Aslında çok geniş, çok geniş bir cevabı olan bir soru ama ben özetlemeye çalışayım sana. Lütfen. Şimdi bir hasta düşünün, göğsü ağrıyor. Evet. Şimdi bu ağrı ülkemizde birinci basamak sağlık sisteminden yararlanabilir hemen bir hekime. Çünkü ülkemiz çok küçük ve istediği zaman, istediği yerde, istediği şekilde hekime ulaşabilme lüksümüz var ve bunu da iyi yönde kullanmamız gerekiyor bence. Hemen hemen bütün hekimlerimizin gerek özel muayenehanelerinde olsun gerekse sağlık ocaklarımızdan tutun da en gelişmiş Burhan Nalbantoğlu'na kadar kalp şeridi denilen elektro cihazlarımız mevcut. Bir kere birinci basamak, eğer şüpheli bir göğüs ağrısı varsa mutlaka bir kalp şeridi, bir EKG alınması gerekiyor. Eğer kalp şeridinde de biraz insanı şüpheye sokan bir durum varsa biz bunu kan tetkikleriyle de destekleyebiliriz. Bunu bir sefer yapmak yeterli mi? Şimdi birincisi eğer göğüste baskı hissi. Bakın. Burayı ayırt edebilir miyiz birazcık daha? Ne olursa birazcık daha bizi rahatsız ediyor. Bakın bir göğüste ağırlık hissi. Ağırlık baskı hissi. Evet. Göğsümde sanki 10 ton bir çuval varmış gibi hissi. Evet. Nefes alamıyorum hissi. Evet. Göğüste yanma hissi. Sol omuza veya her iki omuza, alt çeneye, hatta alt çene damaklarımıza kadar vuran bir yanma veya baskı hissi, yutkunmamızı bile engelleyecek tarzda bir duygu veriyorsa, sırtımıza vuruyorsa, bu ağrıdan mutlaka ve mutlaka şüphelenmek gerekir. Elde uyuşma olur mu karınca? Elde uyuşma, kolda uyuşma, şu iki parmak daha çok bölge,
bu bölge, bu iki solda parmağı. Daha evet, fazla. Sol taraf, sağ taraf da olabilir. Yani bu çok göreceli olabilir. Bazen hastalar geliyor, ya doktor bey nasıl kalp krizi, benim sağ tarafım ağrıyordu der. Onun için bunu atlamamak için ve ülkemizde de her yerde 24 saat kalp şeridi çekilebildiği için lütfen evde sabahı beklemesinler. Çok önemli. Lütfen her yerde 5-10 dakika mesafede mutlaka bir sağlık hizmeti veren bir kurum vardır. Bir kalp şeridiyle bunun en azından kalpten kaynaklı bir şey olmadığını öğrendikten sonra rahatça ve huzurlu bir şekilde evlerine gitsinler. Evet. Aksi takdirde eğer bir problem varsa zaten ilgili sağlık kurumu kendisini gözetim altına alacaktır. Evet. Aslında sevgili Akut, bize ayrılan sürenin de şu anda sonuna geldik. Gerçekten çok kıymetli bilgiler verdin. Çünkü çevremizden de çok iyi biliyoruz. Eli uyuşup da uzun süre bekleyip sonra geriye dönüşümsüz noktalarda doktora başvuran büyüklerimiz olduğunu da biliyoruz zamanında. Bu anlamda da izleyicilerimiz senden çok pratik bilgiler aldılar. 1980'lere de gittik seninle birlikte. Çocukluk dönemimize, ailelerimize de buradan selam gönderdik. Evet. O çok kıymetli. Tabii benim baba ne yazık ki şu anda hastanede, tabii ona da geçmiş olsun diyorum şu anda. Ve pratik bilgileri de kişilere aktardık. Efendim ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, bu haftada yine bir tıp dünyasının sonuna geldik. Sizinle birlikte kardiyoloji uzmanı Erkut Aşıcıoğlu'nu ağırladık. Gelecek hafta yine sizinle birlikte bir uzman ablamızı ağırlayacağız. Kendisi talasemiya konusunda ülkemize çok değer veren ve çok katkılarda bulunan ve yöneticilik de yapmış bir kişi. Gelecek haftada bizimle birlikte kansızlığı dinlemek üzere beraber olun diyoruz. Talasemiyayı konuşacağız, kansızlığı konuşacağız. Ülkemizde taşıyıcılık nedir? Bunları anlamaya çalışacağız. Sağlıkta kalın diyoruz. Gelecek hafta yine birlikte görüşelim diyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim.